Herkese tekrardan ve tekrardan uzun bir aradan sonra merhaba. Evet en son videoyu ne zaman attığımı hatırlamıyorum gerçekten baya zaman oldu çünkü. En son videoyu yaklaşık bir ay önce yayınlamışım. Bir aydır yeni video üretememişim. Üretememişim burada yanlış bir kelime olabilir aslında eski videolarım da hala izlenmeye devam ediyor. Fakat önceki videolarımdan da bahsettiğim gibi gerçekten hava çok sıcak, bulunduğum ortam çok sıcak. Kameranın karşısına geçesim gelmiyor ama bu tabii ki de kripto para piyasasıyla ilgilenmediğim ya da hiç takip etmediğim anlamına gelmiyor. Eskiden olduğu gibi her gün tekrardan bilgisayar karşısına geçip, telefonuma geçip sürekli bir şekilde bitcoin ve kripto paralarla ilgileniyorum, takip ediyorum, yeni şeylere yatırım yapıyorum. Aslında güzel geçiyor. Bunları sizlerle Twitter'dan veya Telegram'dan çok da paylaşamıyorum açıkçası. Twitter'dan daha çok paylaşıyorum ama aslında güzel şeyler de oluyor. Umarım sizin de yatırımlarınız değer buluyordur. Umarım siz de bu kripto para piyasasından kar elde ediyorsunuzdur ve bu şekilde devam eden bir tablo sizlerinde olur. Umarım, umarım iyisinizdir, umarım bir sıkıntı yoktur. Bu videoda nelerden bahsedeceğim? Bu videoda bahsedeceğim birkaç tane başlık var açıkçası. True Feedback Chain'den bahsedeceğim, TFB. Twitter'da bununla ilgili çok fazla yazı yazdım. Çok fazla kripto para yatırımcısı veya analisti bu konuyla ilgili çok fazla şey yazdı. Çünkü gerçekten çok büyük ivme gösteren ve... Çoğu kişinin çok büyük kar ettiği bir olay karşımızda. Tabii kâra da bakmamak lazım buna, o kısımda da bahsedeceğim. Hani projenin ne kadar gelecek var eden bir proje olduğundan da bahsedeceğim. BitTorrent'in haberleriyle ilgili birkaç açıklama yapacağım. Bitcoin ile ilgili neler düşünüyorum, neler oluyor. Acaba kripto para piyasası nasıl yönelecek, neler olacak? Bununla ilgili yorumlarımı paylaşacağım. Fakat önce bahsetmem gereken bir konu var. Umarım beni yargılamazsınız. Hani böyle Netflix yokken. Türkiye'ye daha gelmemişken internetten dizi veya film izlerken böyle video başlamadan önce bir reklam çıkardı karşımıza. Meşhur böyle hani hepimizin bildiği bir reklam aslında. O reklamla ilgili sizlere ufak bir şey bahsetmem gerekiyor. 1xBet sitesinden bahsedeceğim. 1xBet sitesi oldukça güvenilir. Milyonlarca insanın canlı bahis oynadığı, canlı iddia oynadığı, yatırma ve çekme işlemlerinin çok geniş olduğu, hatta bunların içerisinde Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tron'a kadar çok kripto parayla ödeme ve yatırma işlemlerinin yapılabildiği bir site. Eğer siz de oynuyor sanız ilgileniyorsanız ve özellikle Bitcoin yatırımcısıysanız 1xpet sitesine de bakmanızda fayda olacağını düşünüyorum. Açıklama kısmında en üstte 1xpet'in linkini bulabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Evet şimdi True Feedback Chain'den başlayabilirim konuşmaya. True Feedback projesi ben buna TFB demeyi tercih ediyorum. Daha kısa ve daha pratik bir telaffuz şekli bence. TFB'ye aslında ben ilk o zamanından katılmıştım. Ve ortalama açık söylemem gerekirse bir veya iki eterlik bir yatırım yapmıştım toplamda. Fakat şimdi ekrana baktığım zaman diyorum ki neden bir veya iki eter yatırdım? Keşke çok daha fazla yatırsaydım çünkü Gerçekten projenin ekibi ve aslında bu ekibin içerisinde Türk danışman sayısı çok fazla. Ya yani açıkça bakacaksak zaten piyasayı bilen ve gerçekten doğru hamleler yapan kripto para analistleri veya kripto para uzmanları çoğunlukla Türkiye'de oluyor gibi bir izlenim var benim gözümde. O yüzden bu projenin içerisinde de Türk danışmanların olması aslında projeyi çok güzel yerlere getiriyor yani. Şöyle anlatmam gerekirse IDEX platformunda var şu an için. Fakat başka borsalarla da anlaşma yapacaklarını biliyorum. Eylül ayı içerisinde. Bunu belki de söylememem gerekiyordu. Fakat Eylül içerisinde çok büyük gelişmelerin olacağını biliyorum. Daha fazla konuşamam. Çünkü açıklamalar zaten yapılacak. Ee, IDEX platformunda var. Sizlere IDEX'ten daha önce de bahsetmiştim. Zaten direkt Vault'la entegre bir şekilde alabildiğiniz, bu tokenleri alabildiğiniz bir platform. IDEX'te şu anki fiyatı 236'larda geziyor ki şöyle anlatmam gerekiyor açıkçası. 7. ayın 10'unda IDEX borsasına girmiş ki tahminimce de ondan böyle bir 2 hafta önce de bir ICO'su yapıldı. ICO yapıldığında 65'ti fiyatı ve şu an 200 236 yani 4 katına gelmiş durumda ve şu ana kadar yaptığı zirvede 292 yani 5 katına çok yaklaşmış ve çok kısa bir sürede gördüğünüz gibi 2 aylık bir süreç içerisinde ben dediğim gibi ICO'dan çok kısa katılmıştım fakat sonra yükseldiğini görünce yani çok da yükseldiğini değil hani yüzlere geldiğini görünce biraz daha yatırım yaptım 150'ye geldi biraz daha yaptım ve artık arkama yaslanıp izliyorum. Yani aslında Bitcoin piyasası, altcoin'lerin piyasası çok sallantıda şu sıralar bildiğiniz gibi hani umarım kar ediyorsunuzdur fakat çoğu kişi bir çöküntü halinde olduğu için moralini de bozduğu için insanların bu kayıp. Böyle ufak tefek şeylerin para kazandırması ve cebinizi güldürmesi aslında çok büyük güzel etki ediyor. Yani dediğim gibi kameranın karşısına geçip video çekmiyorum mesela ama bu tarz şeylerle ufak ufak ilgileniyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Keşke daha önceden paylaşsaymışım ama yani. Gerçi öyle paylaşsaydım da başka şeyler derdi çoğu insan. Bilmiyorum. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Ben kesinlikle True Feedback'le bir ortaklık içerisinde veya sponsorlu bir şekilde bahsetmiyorum. Tamamen güzel bir kar elde ettiğim için bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İncelemek istersiniz belki diye düşünüyorum. Ben zaten Telegram gruplarında da varım. Twitter'larında da her yerlerinde varım yani. O yüzden True Feedback'e bakmanızı tavsiye ediyorum. True Feedback'in ne olduğundan da kısa bir şekilde bahsedeyim size. True Feedback böyle e, anketleri doldurarak para kazandıran sistemler var bildiğiniz gibi. İşte çok cüzi miktarlarda ama bunu kripto paralarla, tokenlerle yapmayı öncüleyen ve büyük şirketlerle anlaşma sağlamanın ucunda böyle. Şu şekildeler yani. Benzin markalarıyla, petrol ofisi markalarıyla daha doğrusu. Bunlarla büyük bir anlaşma içerisindeler. Bunların içerisinde Türk de olabilir. Yurt dışında yabancı markalar da olabilir. Bunun tarzı yerlerde işte mesela uygulamasını indirebiliyorsunuz zaten. Android markette var. Daha iPhone'da var mı bilmiyorum ama. Android marketten indirip işte gerekli görevleri yapıp siz de TFB kazanabiliyorsunuz uygulamadan. Uygulama bu şekilde dönüyor. E, ICO'dan kaç kat yapmış, bir borsa haberi gelecekmiş. Artık daha yani ilginç şeyler bekliyorum Eylül ayında, belki de Ekim'in başında. O yüzden incelemek isterseniz tamamen gönülden bir şekilde True Feedback'in de açıklamalar kısmında linklerini bırakıyorum. Evet, bunun dışında neyden bahsetmem gerekiyor? BitTorrent token bildiğiniz gibi benim çok savunduğum ve elimde çok fazla miktarda olan bir token de. Çok yükseklerden topladık, işte 20'lerden 25'lerden de topladım ben şahsen. Ve şu an gerçekten çok ölü bir sayıda 5 Satoshi değerlerinde ki galiba ICO fiyatı da böyle bir şeydi. Belki de ICO fiyatının altında şu an. Tamamen BTT olarak bakacak olursak evet durum hiç de işte iyi değil. Fakat olaya şöyle bakarsak Ripple, Holo dahil, Ethereum dahil çoğu Bitcoin'in dışındaki altcoin çöküş halinde gördüğünüz gibi. Bitcoin ufak bir yükselme yapıyor fakat başka hiçbir şey yükselme yapmıyor. Bunun yanında bir de Tron'a baktığımız zaman Tron da gerçekten çok ölü seviyelerde ki ben Tron'u çok seven bir insanım. Ben galiba Justin Sun'ın projelerini çok seviyorum. 145 satoshi değerlerinde ve 800'lerden buraya haftalık bir şekilde düşmüş durumda. Ben Justin Sun'ın bu durumdan asla memnun olduğunu düşünmüyorum. Sürekli bu sosyal medyada veya gruplarda insanların dilinde olmasa da BTT ve Tron çok fazla sayıda paritede ve çok fazla sayıda borsaya giriş yapıyor. Bunun sebebi de tamamen yeni katılımcıları Tron'dan ve BTT'den haberdar etmek benim düşüncem. Yani almasını sağlamaktansa böyle de bir projemiz var, BTT'miz de var, Tron'umuz da var demek. Ve benim tamamen şahsi düşüncem olarak Justin insanın kısa bir süre içerisinde çok farklı bir hamleyle hem tronu hem BTT'yi kısa süre içerisinde çok yükselteceğini düşünüyorum. Şu an gerçekten olması gerektiğinin çok çok altında bir seviyede. Özellikle BTT şu an Binance'te 5 satoshi değerinde. Yani 5 satoshi'den almanız demek çok inanılmaz bir şey demek. Çünkü bu çünkü bu coin 37 satoshi'leri görmüş bir coin. Yani 10 satoshi'yi de kısa bir zaman içerisinde görür. Bu da 2 katı demek oluyor. Yani elinizde kaybetmekten korkmadığınız ufak meblağ varsa BTT'ye girebilirsiniz. Bu benim kişisel tavsiyem. Yatırım tavsiyesi değil asla yani. Eğer elinizde varsa da tabii ki de buradan çıkmanız doğru bir şey değil. Benim gibi ben de çıkmıyorum. O yüzden kısa bir süre daha beklemek bence en doğru yol gibime geliyor. Evet bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Hemen kamerayı kapatıp yeni bir video çekeceğim. Bu video içerisinde de Bitcoin analizimi paylaşacağım. Tahminimce de bu videoyu paylaştıktan 1-2 gün sonra da o videoyu paylaşırım. Eğer Bitcoin ile ilgili fikirlerimi merak ediyorsanız ya da bir sonraki videomu izlemek istiyorsanız kanalımdan son videolarıma bakabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.